Herkese merhabalar kızlar. Bugün pazartesi ve ben evdeyim. Söylemiştim bu hafta 4 gün evdeyim çok şükür diye. Cuma cumartesi abimler vardı. Dün gittiler onlar. Dün saat 1 falandı gittiler. Öyle çok keyifliydi, çok güzeldi. Gerçekten sabaha kadar oturduk, hasret giderdik çok şükür. Böyle abimle her bir araya geldiğimiz zaman böyle acayip duygusallık oluyor. Ve ben dün gerçekten çok kötüydüm. Böyle bayağı kötüydüm yani. Bütün gün yattım. Hiçbir şey yapmadım. Yemeklerim vardı biraz işte Allah'tan. Bir tek yemek yedim kalktım yani. Onun dışında sürekli böyle yatma ve uyuma pozisyonundaydım. Olur ya böyle hala elim yüzüm muhtemelen şiştir. Zaten hastalığım vermiş olduğu bir şey var. Hala kulağım tıkalı ve inanılmaz öksürüyorum. Böyle işte ne yaptım kalktım bugün. Defne de gitmedi bugün okula. Hakan yarım gün çalıştı bugün. Sonra da arkadaşlarıyla buluştu. O hala gelmedi dışarıda yani. Defne sinemaya gitti arkadaşlarıyla. Biz de oğlumla evde kaldık. Hiç ev işi yapmamıştım. Cuma abimler geldi zaten. Göstermiştim evimde hani öyle topluydu. Asla böyle hani ortalıkta işte kırıntı mırıntı süpürmek dışında hiçbir şey yapmadım. Hani böyle dolu dolu doya doya vakit geçirelim dedik. Onlar dün gittiler dediğim gibi. Dün de bir şey yapmadım böyle. Bugün sabah kalktım güzelce. Bütün evlerimi sildim, süpürdüm. Her tarafı bitirdim. Çamaşır astım. Onları topladım. Bir daha astım. Şimdi böyle örtüleri falan yıkadım. Çarşafları falan. Böyle yani dolu dolu temizliğimi de bitirmiş oldum çok şükür. Yaklaşık bir saattir galiba ıspanak temizlemekle uğraşıyorum. Şöyle göstereyim. Dün almış Hakan. O da böyle doğramadan o kadar çamurluydu ki dedim ki Hakan ben bu ıspanağı görsem hayatta almazdım. O kadar çamurluydu. Hakan da onları böyle tüm tüm dün bayağı o çamurunu akıtmış. Hani Allah'tan onu akıtmış. Ben bugün işte onları doğrayıp tekrardan yıkadım. Belki bir 6 su yapmışımdır. Abartmıyorum. Sirkeli su yapıyorum. Bakıyorum yine hala bir şeyler geliyor. Döküyorum, tekrar yapıyorum. Bir daha sirkeli su yapıyorum falan filan. Şimdi neyse. Dedim ki hem yemeğimi yapayım bir taraftan. Bir taraftan da kamerayı açayım. Şöyle bildiğimiz ıspanak yapacağım yani. Üf. Böyle soğan alırsanız da içi çürük çıkar ya. Neyse kurtarabilirim galiba. Şöyle çıktı. Ama sanki içinde değil de şu üst katmanında problem var. Evet. Onu alınca geçti. Aslında hani yarın da evdeyim ya. Dedim ki acaba Çınar'ın doğum gününü yapsam mı? Sonra ay bilemedim ya. Kendimde o gücü bulamadım. O yüzden haftaya kaldı herhalde büyük ihtimalle. Bakalım artık. Sağlık olsun bir gün yaparız. Seneye çok var. Üf soğanla nasıl acıymış. Çınar ne yapıyorsun? İnanılmaz yandı gözlerim.
Kızlar, ıspanağımı koydum. Şimdi çorba yapacağım Çınar'a. Çorba yapacağım sana. Evet. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Şöyle zeytinyağı koyacağım. Uydurmasyon bir çorba olacak. Çorba. Bu şey gibi. Şimdi şöyle göstereyim. Birazcık yeşil mercimek, birazcık kırmızı mercimek ve birazcık da pirinç var bunun içinde. Güzelce yıkadım bunları. Hani kırmızı mercimek illaki bir girsin içine. O kırmızı mercimek tadı gelsin. Yani hani çilek yiyeyim ama muz tadı gelsin. Ya da tam tersi. En azından hepsinin vitaminlerinden alsın dedim. Hatta birazcık şu ıspanağın içinden bile alabilirim. Çünkü ıspanağı maalesef çok gönüllü yemiyor. Şimdi zeytinyağında soğanı kavuracağım. Sarımsak atacağım içine. Sonra bunları atacağım ve blenderdan geçireceğim yani. Öyle çok farklı bir şey yapmayacağım. Et suyum olsaydı onunla yapardım ama yok maalesef. Bir et suyu da hazırlamak istiyorum aslında. Kış da geliyor şimdi. Bir de malum okul zamanı. Biri iyi oluyor, biri anında hasta oluyor. Bu sefer iyi olan yine hasta oluyor. Bir de zaten alerjik bünyeli bir çocuk maalesef ki. Şimdi güzelce soğanlarımı doğradım. Kavurarak yapmayı daha çok seviyorum ben mercimek çorbasını. Kavurmadan da yaptım elbette ki oluyor ama bir şey yanıyor. Ay çok korktum. Bir işte sarımsak atacağım. Anneciğim. Çaylar alıyorum. Aferin sana. Aferin sana yavrum. Dün akşam dedim ya hani böyle full yattım ve böyle aralarda hep uyumuşum falan. Gece 2 falan da ben işte telefonda öyle bir şeylere bakıyordum. Defne diş ağrısıyla uyandı. Nasıl ağrıyor yani? Gargara yapıyor falan, işte sirkeli su, tuz. Aklımıza gelebilecek her şeyi uyguladık. En son internetten sarımsağın bu çürük ve ağrıyan dişe ezilerek koyulup 15 dakika bekletildikten sonra işte hani çıkartılıp bu şekilde bir uygulama yapmanızı söylüyorlar. Ve diyor ki kesinlikle ağrıdan eser kalmayacaktır diyor. Defne şimdi önce sarımsağı duyunca böyle ay istemem falan dedi ama artık o kadar çok ağrısı vardı ki artık kabul etti yani. Sonra inanılmaz bir şey. Defne 15 dakika dayanmadığı halde resmen ağrısını kesti. Yani uyuyamamıştı. Ama demek ki sarımsağın antibiyotik etkisi var derler ya. Hakikaten de öyleymiş demek ki. Aklınızda bulunsun sizin de. İnşallah ağrımasın dişiniz ama bir gün olur ya ağrırsa sarımsağı ezip koyun gerçekten bir işe yaradı yani. Bu arada ben soğanımı, ay çınarınız korktum ya. Sarımsağımı, soğanımı güzel kavurdum. İşte o kırmızı biber. Kırmızı biber salçasından. Anneciğim gel burada koy anneciğim bak ama çok sıcak burası. Çok sıcak burası. Ama şunu çıkar. Çıkar bunu anneciğim. Hadi kafan acır dedim bak ben sana. Şimdi bu kavurdum. Ben konuşamıyordum. La var. Kavurdun. Sosunu tamam. Atacağım bunu. Kavurayım. Evet. Kavur biber. Mercimek çorbası yapıyorum ben sana. Mercimek yapıyorum anneciğim. Evet anneciğim.
Çınar, iner misin oradan yavrum? Çınar, aferin. Bundan atacağız şimdi. Serdeçal atıyorum. Mısırı atıyorum. Atıyorum. Mısırı atıyorum. Atıyorum. Atıyorum anneciğim. Evet anneciğim, aferin. Birazcık da zencefil atacağım, çok az. Zencefil atacağım. Çünkü. Zencefil attım anneciğim. Çünkü biraz attım. Evet. Ama. Yok, onu atmayacağız anneciğim. Atalım mı anneciğim? İyi, peki hadi atalım. Attım. Tamam, çok attık ama. Çok attık. Evet, acı olur sonra. Demiştim ya, şundan atacağım. En azından onun da bir tane. Şundan atacağım ıspanak. Evet anneciğim. Bunu atacağım. Ispanak koyacağım. Mis gibi çorba oldu. Burada bir şey yok. Bir sürü. Şimdi. Şimdi bunu atmayı düşünmüyorsun inşallah anneciğim. Tamamdır. Bu burada kaynasın. Sonra ben buraları bir toparlayayım. Yemeklerimi de hazır etmiş oldum bu şekilde. Şunarcığım ne yapıyorsun anneciğim? Sosu yapıyorum. Acı. Acı mı? Lütfen bunları kaldıralım. Kaldıralım. Teşekkür ederim. Hadi şimdi buradan da inelim. İnelim anneciğim. Kızlar, ya gerçekten kötü gözüküyor mu ya? Kusura bakmayın da. Hazır mutfağa gelmişken mutfaktaki bütün işlerimi halledeyim, öyle geçeyim içeri istiyorum. Makarnamı da yapacağım. Çay istiyorum anneciğim. Ne istiyorsun anneciğim? Çay istiyorum. Çay mı istiyorsun? Bu Yıldız Şehriye makarnası almıştım, belki alışveriş videosundan hatırlarsınız. Onu yapacağım şimdi. Onu istedi canım. Şimdi tereyağım yok, o yüzden sıvı yağ ekledim. Suyum da kaynıyor, sıcak suyu. Şuradan açalım gitsin. Şehriyenin neredeyse yarısını önce kavuruyorum. Ben normal şehriye pilavı yaparken de bu şekilde yapıyorum. Böyle hani oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım birazcık sizi. Sanki hani yağı fazlaymış gibi geliyor ama. Ya çok güzel gözükmüyor mu? Yıldız yıldız. Çorbamı da göstereyim mi size? Bu
da burada kaynıyor mis gibi. Ispanaklarım da burada. Neredeyse pişmek üzere. Pirinçler yumuşasın zaten, ıspanağın canı ne ki? Evet. Kızar şebiyelerim bu şekilde kızardı. Güzelce kavruldu. Sonra kavar şebiyeyi ekliyorum buna. Oluyor. Şöyle yakından göstereyim mi? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Hatta şöyle yapayım. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyorlar mı? Şimdi şu kırmızı biberden dökeceğim. Normal salça kullanmayacağım. Evet anneciğim. Bolca koyacağım. Çok güzel oluyor çünkü. Şöyle güzelce güzel karıştıracağım. İşte bu kadar. Şimdi tuzunu da atacağım. Sonra karabiber çok yakışıyor. Yine çok azıcık da güzelce çalıtıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum ve suyunu veriyorum artık. Tereyağım olsa bu kısımda tereyağı da ekliyorum ama şimdi hiç gidemeyeceğim. O yüzden şöyle olsun artık. Biraz suyu fazla çekiyor. O yüzden şöyle üstünü bayağı geçtim. Sonra bunun da altını değil, kapağını kapatalım. Ve yemeklerim neredeyse hazır. Bunun da altı çok açık kalmış. Çorbam bir 5-10 dakikaya olur herhalde. Güzelce kaynıyorlar. İşte oldu. Bu tencerede şöyle bir özellik var. İnanılmaz seviyorum. Kaynıyor görüyorsunuz ama asla taşırmıyor. Dermişim şu an poş diye taşarmış. Ne diyorsun annesi? Tencere mi? Evet anneciğim. İnanılmaz seviyorum o yüzden bu tencereyi ve çorbalarımı genelde hep bunda yapmaya çalışıyorum. Tencere çorbayı mı? Görüyorsunuz yani bak şu anda bayağı fokur fokur kaynıyor ama özelliğindendir sanıyorum ki taşırma yapmıyor. Böyle işte çorbam kaynıyor. Bunun altını nasıl ayarladım şu an bilemedim. Birazcık şöyle yapalım. Onunki kısık olsun. Çorba normal şekilde devam etsin. Örtülerim burada. Çünkü çamaşırlığım da dolu, balkon da dolu. Mutfak diyecektim ya. Sen de gör anneciğim. Hapşurmadım ama sen de gör. Hep beraber yaşayalım inşallah. Çok özür diliyorum.
çok fazla öksürüyorum. Gerçekten çok kötü öksürüyorum hem de. Yani böyle ciğerlerim dolu dolu öksürüyorum. Sen de gör anneciğim. Ev hanımı olmanın en güzel tarafı bu değil mi ya? Gerçekten. Şöyle göstereyim mi? Valla evim pırıl pırıl. Her yerim misler gibi. Yemeklerim hazır. Çok güzel. Her yerim tertemiz. Yemeklerim hazır ve şu an saat daha 5'e geliyor. Ve ben oturuyorum. İşim yok. Çok eğlenceli. Şimdi normal saatlerde daha işten çıkmama 1 saat var. Sonra koştur koştur. Eve gel, yemek yap. Neyse, sonuçta her zaman böyleyiz. O yüzden ne yapıyoruz? Bugünlerin kıymetini biliyoruz. Çınar'ımı da yıkadım ben yemek yapmadan önce. Değil mi anneciğim? Çınar gel, konuşalım mı ablalarla biraz? Çınar, gelir misin? Gel biraz sohbet edelim seninle. Gel anneciğim. Çınar ne yapıyor biliyor musunuz? Poşet çaylar var ya, onların hepsini çıkardı poşetinden, cezvenin içine koyuyor. Onlarla kendine oyun yaptı. Benim yakışıklı oğlum. Defne gelsin, hemen bir duşa gireceğim. Şimdi Çınar evde tek başınayken giremem tabii ki. O da gelmek üzeredir herhalde. 1,5 seansına gireceklerdi. 7. koğuştaki mucizeye gittiler arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla. Yani 4-5 kişi sanırım. 12.30 falan da çıktı evden. Artık sanırım birazdan gelir. Şimdi ararım onu, neredeymiş onu bir sorayım. Sonra gelsin o yemeklerimizi yeriz. Hakan bugün geç gelir herhalde. Çünkü arkadaşlarıyla takılacak. Öyle yani. Biz de o şekilde evdeyiz. Muhtemelen Derya'yı çağırırım. Ne zamandır görüşemedik. Cuma günü aslında abimler geldiği zaman işte... Derya beni çağırmıştı, hani bir halı aldım gel bir bak diye, ama dedim ki A101'e gittim, hemen geldim eve, apar topar yemek yaptım, dedim canım valla gelemeyeceğim, hani daha sonra bakayım. O da meğersem Çınar'a sürpriz yapacakmış, küçük bir pasta almış falan diyor, bütün planlarım suya düştü. Ne yapıyorsun aman Allah'ım, evim temiz mi demiştim az önce ben Çınar? Çayın bir tanesini patlatmış. Çınar lütfen. Şunu bir toparlayayım hemen. Arıyor araba. Arıyor restoranlarda. Kayışakçı bakalım. Görüşürüz. Kızlar, pilavım pişti. Misler gibi kokuyor ve gerçekten şekli de çok güzel gözüküyor. Bunun altını kapattım artık, dinlensin. Ispanağım da olmuş. Bence yeterli. Pirinçler yumuşak gözüküyor. Bunu da kapattım. Oo, çorbam da efsane olmuş. Şimdi hemen onu bir mikserden geçirelim. Çorbam da bence daha pişti. Yeter herhalde. Her şey daha yumuşadı. Öyle gözüküyor en azından. Görüyorsunuz. Bunu bu şekilde yemek olarak bile yiyebilirsiniz yani. Şimdi şöyle bir güzelce karıştırayım. Sonra da blenderdan geçireceğim. Geldim.
çorbamız tamam. Güzelce geçirdim blender'dan. Şimdi hemen bir tabağa alacağım. Soğusun. Çınar'ı içireceğim. Böyle biraz koyu yapıyorum ben Çınar'a yaptığım zaman. Çünkü böyle çok fazla ekmekli sevmiyor. Daha sonra içine suyla başlayabilirsiniz yani. Bak sana çorba yaptım. Mercimek çorbası. Hayır. Vallahi. Hayır diyor. Benginden beğenmedi herhalde. Hayır. Evet. Hayır. Pilavım da tamam. Ispanağım da tamam. Şimdi Çınar'a yemek vakti. Tamam. Gel bakalım. Çınar'ı tamam. Ispanağı tamam. Çınar. Hı? Bir bakar mısın? Çınar. Ay ne yapıyorsun annesi? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çınar. Çınar. Efendim. Çınar. Efendim. Kızlar yemeklerimizi falan yedik biz. Ben duşumu aldım. Öyle rahatladım ki anlatamam size. Vallahi saati de 7 yaptım bu arada. Çay koydum şimdi. Daha doğrusu demledim çayımı. Derya gelecek. Öyle otururuz artık. Çınar'ın üstünü komple değiştirdim yine. Islatmış hep ben duştayken. Mutfağın lavabosunun oraya çıkıyor. Açıyor suyu. Komple batırmış her yeri. Neyse oraları falan toparladım. Ondan sonra şimdi oturdum. Derya'yı bekliyorum. Böyle yani. Bugünümüz de bu şekilde geçti. Artık daha bir şey yapmam herhalde. Aslında kek yapacaktım ama. Yani evde hep eksikler var. Yumurtam yoktu. Neyse böyle ıvır zıvır kurabiyelerim falan var artık. Hani öyle yeriz. Keki de bir dahakine yaparız inşallah. Çınar. Hadi gel. Hoşça kalın diyelim ablalara. Gel. Hoşça kalın ablacığım. Ablacığım diyen dillerini yerim. Ablacığım. Dur bakalım. Hoppa. Buraya ne oldu? Çınar oldu. Abla öptü herhalde. Öptü. Kızlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Çocuklar bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Öpücük at. Aa hayır hayır. Anneciğim. Ya ucu zannettim burayı ya. Ya sen niye böyle fenasın? Sen neden böyle fenasın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Oy sen. Ay kulağım ağrıyor. Doktora gidelim. Doktora mı gidelim? Hastaneye gidelim anneciğim. Ne oldu? Neren ağrıyor anneciğim? Hastaneye gidelim. Neren ağrıyor? Hastaneye gidelim. Tamam hadi gidelim. Hastaneye gidelim. Hastaneye gidelim tamam. Anneciğim. Neyse yeni şeyimiz bu. Bir yerimiz ağrıyor. Direkt hastaneye gidelim. Ay Allah korusun. Direkt şey geldi aklıma. Orta kulak. Tamam. Anneciğim. Tuttum anneciğim. Görüşürüz kızlar.